Hepinize merhaba ablalarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim ama içimde bir hüzün kaplı. Beni otelde şu an son görüşünüz, son böyle kıyafetlerle görüşünüz de son. Bu koridorları görüşünüz de son. Neden derseniz artık çıkışımı almış bulunmaktayım. Bugün son günüm. Şu anda saat zaten 3.30'a geliyor. Bitti artık. Size de buradan son bir kez açılış yapayım istedim. Öğlen yemeğinde bugün zaten oda temizliği yapmadık. Ofislerimizi temizledik. Tertemiz yaptık. Pırıl pırıl yaptık. Her şeyi attık. Atılacakları attık. Güzelce yerleştirdik. Ondan sonra öğle yemeğinden sonra bizi ofise çağırdılar. Böyle işte kekler, börekler, çörekler, çaylar, Türk kahveleri falan böyle çok güzeldi. Ondan sonra asıl müdürümüz, sevgi müdür, bizimle güzel bir konuşma yaptı. Hepimize teşekkür etti. Güzel bir konuşma oldu yani. Güldük, eğlendik. Ondan sonra da çıkışlarımızı aldık. Ama yine de saatimizin dolmasını beklememiz lazımmış. Hani bugünün şeyinden dolayı. Yani içimde bir hüzünlük var, bir şeylik var ama dinleneceğim için de çok mutluyum. Ama yine yüz kere ama dedim ama neyse. Sanki hala yarın işe gelecekmişim gibi ya da yarın izinliymişim, yarından sonra işe gelecekmişim gibi hissediyorum. Vücut bünye artık alıştığı için. Bilmiyorum ya. Büyük bir boşluğa düştüm inşallah. Çıkışımı aldım bu arada. Yani nasıl bir şeyler oldu ama kafam karıştı, bilmiyorum yani. Askıya almadılar, çıkışı aldılar. Yine çağıracaklar sezonu, ondan değilmiş de. Hani işsizlik maaşı alabilmem için askıda olursam işsizlik maaşı alamayacakmışım. Askıda olmazsam işsizlik maaşı. İşte karışık bir şeyler, boş verin ablalarım. Bugün bir de ikinci güzel haberim de bugün en yakın arkadaşım, biliyorsunuz, Şero'nun ablasının düğünü var. Ablası da arkadaşım zaten. Ama Şero'yla daha bir yakındık. Ablasının düğünü var. Düğününe gideceğiz. Hem kına hem düğün. İkisi bir arada olacak. Saat 7'de başlayacak. Beraber hazırlanacağız. Sakın atlatmayın videoyu, tamam mı? Ben sizi heyecanla çekeceğim vallahi. Bir de çok güzel olacağım. İlk defa beni çok güzel göreceksiniz. Güzel bir elbise giyeceğim. Saç, makyaj yapacağız. Barış'ta gömlek, pantolon, kundura takılacağız, gideceğiz. Annem de gelecek inşallah. Ya gelmesi lazım çünkü çok ısrar ettim. Onlara da zaten oku gitti. Bize de oku geldi ve benim en yakın arkadaşım. Annesiyle de Güllü abla, yani annemle de annesi arkadaş. Gitmezse ayıp olur. O yüzden biz kesin gideceğiz. Annem gelip de alırız diye düşünüyorum. Yine çok konuştum. Çenem düştü değil mi? Ay. Ne bileyim ya. Bir değişik hissediyorum kendimi. İnşallah beni anlıyorsunuzdur. Artık evdeki vloglarıma devam. Yani iki günde bir değil de her gün vlog gelecek inşallah. Tabii bir dinleneyim. Bir gün bana bir iki gün müsaade edin. Şöyle bir dinleneyim. Bir gün. Ondan sonra Allah kerim artık. Hadi bakalım. Biz otelden çok olduk çıkalı. Saat 4'te çıktık. Şimdi saat 6'ya geliyor. Ve bizim Manavgat'ta biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Barış'a bir gömlek falan aldık. Ondan sonra cumadan şimdi acele ediyoruz, geç kaldık diye. Yani hele hele ben acele ediyorum çünkü hazırlanacağım saçımı, makyajımı derken bayağı zaman geçecek. Giyineceğim falan. O yüzden şarjım da az, biliyorsunuz mu? Hazırlanırken size çekeceğim dedim. Maalesef çekemeyeceğim. Şarja takayım ki orada durum yaparım. İşte video falan çekerim belki. O yüzden şarjım olsun. Size en son halimi göstereceğim ama. Ablalarım. Çok heyecanlıyım şu an. Nedense kendimi çok garip hissediyorum. İnanır mısınız? Eve geldim, hazırlanırken zaten sizleri çekemem. Telefonu bile hala şarja takmadım. Artık bu saatten sonra takmam diye düşünüyorum. Geç kaldık. Geç. Bari şimdi hemen A101'e gittik. Kemer bakmaya. Kemer vardı da kemere eksik çıktı. Onu almaya. Size boydan da gösteririm zaten elbisemi. Barış çeker. Şöyle. Mavi. Nasıl görünüyorum bilmiyorum şu an, sizce güzel mi? Saçımı yapacağım. Ses geliyor da. Saçlarımı yapacağım. Kıvıracağım normalde saçlarımı da. Kıvırtamayacağım şu an. Zaten kıvırcık gibi de düzleştirsem mi diyorum. 2 dakika saçlarımı salacağım çünkü. Böyle öbür türlü çok şey duruyor. Şöyle salacağım. Düzleştiririm. Böyle bu şekilde arkası elbisenin de. Şöyle göstereyim size de. Elbisem. Böyle biraz karnım çıktı ama. Yine de güzel. Sesler geliyor. Meraklı meraklı. Evet, şimdi 2 dakika düzleştiricimi getirdim. Hemen üstün körü düzleştirmem lazım. Makyajla zaten
Gördüğünüz gibi bir far sürdüm, bir de maskara sürdüm. Başka da hiçbir şey yapmadım. Bir de ruj sürer çıkarım. Yüzüktür. Kolye de bilmiyorum, şuraya bir tane takayım diyorum. Şu ısınasıya kadar bakın kolyemi getireyim hem. Bakalım sizce olur mu? Bir dur ya. Annemgil aradım. Geldim. Annemgil aradım, geliyor musunuz diye. Annem tabii ki saydı da saydı işte. Ateş yakıyorum da abingil gelecek falan da feşman da. Yani gelemiyorlar. Siz bilirsiniz dedim, ben de ne yapacak bir şey yok. Çünkü dünden beri ısrar ediyorum. Anne ayıp olur gidelim, anne ayıp olur gidelim. Ama şey yapmadı. Yapacak bir şey yok. Ya ben bunu nasıl takacağım? Hadi girdi mi? Heh. İnşallah yanlış takmamışımdır. Bakalım. Heh. Bence oldu sizce. Hiç yoktansa boş kalmamış oldu değil mi? Bence de. Çıtır da burada. Aşağıda. Bana bakıyor ne yapıyor bu kadın diye. Anama ne oldu böyle bugün? Pek bir değişik oldu diye şaşırıyor evladım. Şöyle ben de düzleştireyim. Her zaman da düzleştirmiyorum zaten, siz de biliyorsunuz. Ama bu da zamanımı alacak benim ya. Manavgat'a gitmesek yavaş yavaş böyle güzelce de video çekecektim hem. Hem de hazırlanacaktım ama Manavgat'a gitmek zorunda kaldık. Barış'ın gömlekleri hiçbiri uymadı. Bayağı göbeğinden dolayı giremedi işin içine. Ondan dolayı da gömlek almak zorunda kaldık Barış'a. Oraya gittik. Bir şeyler yedik gitmişken Manavgat'a kadar diye. Ve sonra da geç kaldık. Zaten hemen karanlık çöküyor biliyorsunuz. Bu arada kır düğünü. Dışarıda olacak yani, içeride değil. İnşallah üşümem. Tabi buralar Antalya. Öyle çok soğuk değil ama oynarız falan zaten. Isınırım diye düşünüyorum. Kot ceket alacağım. Bunun üstüne ne kadar olur bilmiyorum. Olmaz büyük ihtimal ama kot ceket alacağım. Bak birazcık düzleştirince hafif iyi oldu değil mi? Güzel oldu. Bağlayıp gitmektense hiç yoktansa düzleştirip gitmek daha iyi olur. Neyse ben çok konuştum. Sizin de kafanızı şişirmeyeyim. Saçımı yapayım. Geleyim. Ve saçlarım da hazır ablalarım. Gördüğünüz gibi saçlarımı düzleştirdim. Öyle üstün körü düzleştirdim. Hani çok da düzleşmedi gibi. Bakın. Ama olsun, güzel oldu. Bence iyi oldu. Barış'ım da gelsin bakayım. Gel gel gel. Gel gel gel, bir de Barış görüksün. Ben daha bir şey yapmadım ki. Şöyle. Bir şey yapmadım ki. Bir pantol bugün de çok güzel sıkıntı. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Düğün var, düğün. Heyecanlanacak bir şey var aslında. Barış hep heyecansız zaten. Her şeyde. Bu arada beyaz topuklularımı giyeceğim. Nikah'ta giydiğim var ya benim. Tabii o zamanlar gördünüz müydü onu bilmiyorum ama. Beyaz topuklularımı giyeceğim. O zaman daha güzel olacak altında da. Tabii topuklularla oynayabilir miyim onu bilmiyorum. Pek de sanmıyorum zaten. Bir şekilde oldu. Oldun Barış'ım, oldun. Benden fena çıktı bu ya. Olmadı deyip duruyor. Yapıyor basıyor, olmadı diyor. Yapacak bir şey yok. Siz mi satıyor sanki? Oldu, oldu. Hayırlısına gideceğiz. Bal gibi oldu. Vallahi inan bana ya. Bana inan. Bir de kemer asıyorum onu da. Neyse bulamamış kemer arkadaşlar bu arada. Bir de Manavgat'tan geliyoruz ama. Gel bir de beni çek Barış. Göbeğe bak ya. Böyle bir şey ya. Etrafın pisliğini göstermeye istersen. Bu ne ya? Olsun. Yediğinden. Al. Çıtır poşetleri getirmiş. Açık şu an. Çıtır'ın poşetleri gösterme. Evi de gösterme. Ne çekeceksin? Tamam ben o tarafa geçeyim o zaman. Heh. Ben de bu şekilde oldum ama. Ay çok utandım ya. Nikah'ta giydiğim ayakkabıları giydim. Göstersene aşkım. Nikah'ta giydiğim. Ama bunlarla ben nasıl oynayacağım bilmiyorum. Çünkü şu an bile üstünde zor. Ama bir şekilde oynayacağız artık. Yani gerekirse çıkartırım, ne yapayım. Yani. Hadi bakalım biz hazırız o zaman gitmeye. Ablalarım biliyorsunuz ki şeyleri giymiştim ya, nikahtaki giydiğim topukları, onları çıkardım. Sandalet giydim çünkü burada da yapamıyorum. Olmuyor yani, ayakta bile duramadım. Bir de yorgunum, işten geldim biliyorsunuz. Yani sadece oturursam bile sıkıyorlardı. Rahat edemedim. Ben de bunları giydim. Zaten 2 saat sonra geliriz ya. Ha, hadi bakalım çıkıyoruz. Ha. Ve düğündeyiz ablalarım. Düğüne geldik.
Daha çıkmadılar ama çıkmalarını bekliyoruz. Saat 8'e geliyor. Amcasının yeğenlerinden, arasına Türkan'dan 100. Ya buraya geçen arkada ne işin var? Hısımlar 50. Arkadan almıyorum ben. Önden alıyorum. Kusura bakmayın. Pardon. Ya şöyle sıraya geçer misin lütfen ya? Heh. Osman Söyler'den 100. Hasan Söyler'den 100. Ya, Dermiş'ten 100. Ya bak vallahi bırakıveririm bak bu işi durum. Müdürden 50. Necmettin'den 50. Erhan'dan 100. Hızlanın bana biraz. Kim? Ayfer Gündoğan'dan 100. Hilmi Söyler'den 100. Demir Asen'den 100. 50. Metin Doğmuş'tan 50. Gültür Teyzesi'nden 1 altın sağ tarafa. Kim? Naci Güngör'den 100. Ali Yerli'den 50. Ramazan Cengiz'den 50. En son amcasıyla Kerem'den 1 altın attım. Dedesinden. He? Dedesinden, oğlanın dedesinden 700 TL. Havva yengeden 50. Ayşe teyzesinden 50. Zübeyde teyzesinden 50. İbrahim Kaplan'dan 50. Emrah Güngör'den 100. Tamar Dayısı'ndan 500. Mustafa Duran'dan 50. Havva teyzesinden 500. Sevgi teyzesinden bir çeyrek sağ tarafta. Kuzenden 100 TL, Hasan oğlandan. Ali Dişten kahveden 100 TL. Niye söylemeyeceğim? Belki birini bulursun, salak. Getirin bana bakayım. Ben bu dayı tam film. Bekir Hoca'dan 50. Teyzesi oğlu Ali'den 50. Teyzesi kızı İspan'dan 50. Nasıl hatırlıyorum bunları? Karıştırdık hepsi TV. Tamam. Hüseyin Özden 50. Nereden duyuyorum bile yolları? Ben bileni bilmem. Kim? Kızın arkadaşından 50. Bu tarafta var mı? Heh. Kızın arkadaşları 200 TL. Mehmet Şahin'den 50. Sedat Cesu'dan 100. Arkadaşı Mehmet'ten şey, Metin'in oğlandan 100. Mehmet'ten 100. Ahmet'ten, Ahmet Mehmet'in Hüseyin gelsin adam arkasında. Kim? Hüseyin, he? Hasan Hüseyin'den 50. Murat Arıkan'dan, Murat Arıkan'dan 50. Ali abiden 200 TL, Ali Kara'dan. Geldi vakti saati, haydi kızlar. Rengarenk. Evet ablalarım, gördüğünüz üzere evdeyiz. Eve geldik biz. Saat 11'e geliyor zaten. Kınayı da yaktık geldik. Bakın orada bir tep verdiler ya. Bizim oluyormuş bunlar. Çok sevindim bu arada. Bunu verdiler. Ondan sonra ne bu? Çıtırı da bekleyin. Alayım. Çıtır ver onu bana bir. Çıtır. Yeme. Yenilir mi bu? Sonra orada kafamıza takmamız için böyle bir şey vermişlerdi. Bunu da bize verdiler. Ondan sonra bir de tam gelirken böyle küçük bir kutunun içinde de şöyle kına verdiler. Bu şekilde ablalarım güzel bir gün geçirdik. Eğlendim, oynadım. Tabii size ne kadar çekebildik, ne kadar gösterebildim bilmiyorum. Müzikten telif yememek için belki başka müzik koyar. Öyle ayarlarım. Bir şeyler yapacağım artık. Siz izlemiş olacaksınız bile. Ay ay, yorulduk yine de vallahi. Artık evdeyim. Ne olduk Barış'cığım? Çok mu bağırdım? Bu şekilde ablalarım, arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma lütfen destekte bulunmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.